Antalya Spor taraftarlarının sunduğu Spor Aktif başlıyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kanal V kanallarına hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yorumcularımız Erdal Atılgan ve İlham Kaplan'la birlikte Kayseri Spor, Antalya Spor'un Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına başlangıç yaptığı Kayseri Spor maçını konuşacağız. Bildiğiniz gibi 0-0 berabere kaldı Antalya Spor. Bu maçı konuşacağız yorumcularımızla birlikte. İkinci bölümde de yine Antalya Spor'daki gündemi değerlendireceğiz. Evet, öncelikle programa başlarken tabii geçtiğimiz hafta içerisinde önemli bir iş insanını kaybettik. Antalya Spor camiasının çok yakından tanıdığı İsmail abimizin, İsmail Bilal'in babası Gültekin Bilal maalesef vefat etti. Antalya'da otomotiv sektöründe önemli isimlerden bir tanesiydi kendisi. Tabii İsmail abi de Antalya Spor camiasının çok sevdiği, çok yakından tanıdığı, yıllarca Antalya Spor camiasına hizmet etmiş bir isim. Kendisine de buradan başsağlığı diliyoruz. Bilal ailesine başsağlığı diliyoruz. Gültekin Bilal'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Evet, sizlerin de muhakkak söyleyeceği biz şeyler var. Biz birlikteydik İlham ile cenazeye katıldık. İsmail bizim çok yakın kardeşimiz, dostumuz. Bir de Antalya Spor için çok önemli bir isim, marka İsmail Bilal. Yıllardır Antalya Spor Camiası'nın içerisindeki arkadaşımız, dostumuz. Babasını, sevgili babası Mehmet amcamız, o da Antalya'nın değerli, sen de bahsettin, değerli iş adamlarından bir tanesi. Kalabalık bir cenaze oldu. Cumartesi günü Antalya Spor Camiası Başkanı, yöneticileri, eski futbolcuları, sporcuları, herkes oradaydı. Ben de rahmetli Mehmet amcamıza Tanrı'dan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Sevgili İsmail'e ve ailesine de başsağlığı diliyorum. Evet. Tabii ki yani İsmail benim için de çok değerli. Konsiyat'ın kuruluşunda beraber yola çıktık. Şu anda da hala yönetim kurulunda görev yapıyor. İsmail Bilal'in babasının cenazesi bana şunu anımsattı. Çok zengin olabilirsiniz. Siyasetten çok üst yerlerde olabilirsiniz. Bunların hiçbir tanesinin hayatla örtüşmesi mümkün değil. Mümkün ama değil, sevgili İsmail Bilal'in spor adamı kimliğiyle Antalya'da yardımseverliğiyle yapmış olduğu doğrular Finike'de de dahi belki biz yolda konvoyla gitmek durumunda kaldık. Antalya'dan büyük bir konvoy sadece cenazesinde rahmetlinin... İlhami, annesinin, İsmail'in annesinin cenazesinde... Daha da kalabalıkmış. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar çok yakın bir zamanda böyle bir gitmesine rağmen yine gittiler. Ve bir gün sonra pazar günü öğlen mevlüt yemeği vardı. Hı-hı. Yine çok kalabalık bir katılım vardı. Yani demek ki felsefe şu, mütevazi olacaksın. Şehir için bir şeyler yapmaya çalışacaksın. Kesinlikle. O zaman gerçekten bu kent hak ettiği saygıyı, ilgiyi gösteriyor. Sadece spor adamı yoktu. Spor adamının yanında siyasetçi bir sürü var. Siyasetçi vardı, iş adamı vardı, çalışan işçi vardı, eleman. Herkes, yani inanılmazdı. Herkesinden insan vardı. Ki Bilal ailesine gerçekten son bir yılda, iki yılda önce anne vefat etti. Sonra amca vefat etti. Sonra baba vefat etti. İnşallah bu sıra sıra da olsa ölümler son bulur ve güzel günleri yaşarlar. Kardeşimin gözlerinden öpüyorum. Başsağlığı diliyorum aileye de. Evet, bu arada programa girmeden önce Erdal abi de hatırlatmıştı. Evet, değerli bir teknik adamımızı kaybettik. Yıldırım Hoca'yı, Yıldırım Urgan'ı. Hastaydı bir süre, yoğun bakımdaydı. Mekanı cennet olsun. Daha önce Alanya Spor'da çalışmıştı. Evet. Uzun yıllar Türk futbolunda teknik direktör olarak görev yaptı. Çok değerli bir isimdi. Mekanı cennet olsun. Evet, camianın da başı sağ olsun dileyelim. Evet, geçelim Kayseri Spor maçına. Şimdi ligin ilk bölümüne baktığımız zaman nerede bırakmıştık? İyi yerde bırakmıştık Antalya Spor'u. Ben Kayseri Spor maçını izlerken lige başladığımız maç gözümün önüne geldi. Çok kötü bir futbol. Sahada hiç Antalya Spor yok.
Charles'ın inanılmaz agresifliğinden yediği bir kırmızı kartla 10 kişi kalması. İlk maçı gözümüzün önüne getirelim, Kayseri'deki maç. Bu maça baktığımızda da yine kötü bir futbol. Her ne kadar yani ben Kayseri Spor'a bazı takımlara tutmaz ya şansı Antalya Spor'un. Mesela bazı takımlara şans tutmaz. Sanki Antalya Spor'un da böyle Kayseri Spor'a, Malatya Spor'a şansı bazen tutmuyor gibi geliyor. Yine kötü bir futbol. Yani sarı kırmızılı takımlara tutmuyor gibi sanki. Sarı kırmızı doğru, aynen öyle. Doğru söylüyorsun abi. Çok kötü bir futbol. Yani hani neyi konuşmak gerekiyor derseniz aslında çok fazla konuşmak gereken konu olabilir ama hiç insanın içinden konuşmak gelmez yani. Bu maçla ilgili hiçbir şey konuşmasam olacak denir ya. Aynen öyle bir maç benim izlediğim Kayseri Spor maçı. Yani hiç bu maçla ilgili benim konuşasım hiçbir şey yok. Yani açıkça böyle söyleyeyim yani. Çünkü benim izlediğim en kötü Antalya Spor'du. O zaman hadi gidelim. Gidelim. En kötü Antalya Spor'du. Bu kadar kötü. Ben bir sezon başında Kayseri Spor'a karşı izledim bu sezon. Tamam iyi oynamıyordu Antalya Spor sezon başından beri. Maç kazanıyordu. Belki göze hoş gelen bir futbol oynamıyordu ama. Şimdi bak sana bir şey söyleyeyim. Ben şut çekmeden de bir maçı kapatmayı açıkçası kendi evimizde bir de. Dakika 90 uzatmalar oynanıyor. Evet. Sol taraftan bir top. Şu kadar. Yani yarım karış. Kafa Charles kafayı bir dokunsa Antalya Spor 1-0 öne geçiyor ve maç bitiyor. Şimdi evet sana yüzde verdim mi sözü? Aynen. Peki. Buyur abi. Tribündeyiz. Bir yabancı geldi. Antalya Spor da bilmiyor, Kayseri Spor da bilmiyor. İki tane birisi sarı kırmızı, birisi beyaz forma içinde iki takım futbol oynuyor, maç yapıyor. Ve bu adam yabancı. Tabii genel olarak baktığın zaman ev sahibi takımlar biraz daha agresif oynarlar, biraz daha üstün oynarlar. Oyun kontrolü ellerinde olur. Saha avantajını, seyirci avantajıyla. Ki seyircimiz de az olmasına rağmen hiç durmadı. Allah'a var şimdi. Çok da iyi desteklediler takımlarını. Fakat o vatandaşa sorsak bunların hangisi ev sahibi, hangisi deplasman takımı diye sanırım büyük bir ihtimalle öyle de değil. Kesinlikle Kayseri Spor'u ev sahibi, Antalya Spor'u da oynanan oyuna baktığınızda evet, öyle gibi. Oyun şablonuyla, oyun formatıyla baktığınızda. Abi, hemen bir 30 saniye. Tabii. Aynı adama bir daha soru soralım. Bu Türkiye'de oynanan müsabaka dediğimiz zaman muhtemelen o adam amatör maç mı, bölgesel lig maçı mı demez miydi müsabakanın sonunda? Süper lig maçı olduğuna inanmaz. Hayatta inanmaz. Ya, bu kadar bütçesi olup dünyada 7 ülke arasına girmiş seyirci transfer bütçesiyle sahadaki futbolcuların rakamlarını koyabileceğin bir değerlendirme yapmaz. Mutlaka ya amatör ya da bölgesel ligler. Kesinlikle. Evet. Maç maalesef senin anlattığın gibi, senin söylediğin gibi hiç zevk vermedi, hiç tat vermedi. Tadı tuzu olmayan bir yemek gibiydi. Tabii bunda Antalyaspor'un oyun anlayışı çok egemen ama şuna bir sığınabilir miyiz? Ya eksiklerim var, eksiklerimiz var. Evet önemli eksiklerimiz var. Ama bir şansı da var Antalyaspor'un. Yani kadro mühendisliğinden kaynaklanan bir şey mi yoksa Antalyaspor'un şansı kısmeti mi? Bunu net bir şekilde burada koyayım ortaya, söyleyeyim. Şimdi Antalyaspor'da bazı oyuncular var. Özellikleri birden fazla. Yani kim bunlar? Senin takımın içerisinde sürekli oynayan iki tane stoperin hangi takımda olursa olsun ikisi birden, biri cezalı biri sakat olarak eksik oynamıyor ise o takım problem yaşar, sorun yaşar. Bu takım Fener'de olsa, Galatasaray'da olsa, Beşiktaş'ta olsa, kim olursa olsun. Büyük takımlarda da. Çünkü oynamayan oyuncunun takıma katkısı her zaman normalin altında olur. Oyun kondisyonu yoktur. Oynama kondisyonu yoktur. Şimdi Antalyaspor'un iki tane stoperi, sürekli oynayan stoperi olmayınca bu sefer kimle oynuyorsun? Sahaya kimle çıkıyorsun? Salih'le Çiko'yla çıkıyorsun. Şimdi bak bu çocuklara demin birleştireyim konuyu. Bu çocukların Salih ön libero koyarsan oynuyor mu? Oynar. Oynuyor. Sağ bek koyduğun oynuyor mu? Oynuyor. Stopere koyuyorsun oynuyor mu? Oynuyor. Kaleye koysan oyuncu. Her zaman hazır mı? Hazır. Aynen. Yani vasat ama her zaman mutlaka o formayı, giydiği formayı sonuna kadar terletiyor. Ya belli bir kapasitesi var ama o kapasitesini sonuna kadar zorluyor. Oynar evet. Zorluyor. Çiko. Sol ayaklı stoper bugün Türkiye'de değil dünyada zor bulunan, ender bulunan oyunculardan, her takımın aradığı
artık tandem oynayan takımlar için çok önemli. O da sol stoper diyorsun, koyuyor, oynuyor. Orijin yeri ön libero diyorsun, ön libero'ya koyuyorsun, aynen, orada oynuyor. Ya sol bek problemi var, sol bek oyna diyorsun, sol bek oynuyor. Sol bek'e koyuyorsun. Sol bek'e koyuyorsun, sol bek oynuyor. Gel, Musa Nizam var. Sol bek'e koyuyorsun, oynuyor, stoper'e koyuyorsun, oynuyor. Şimdi Celuska, Celuska stoper, sağ bek, sol bek, her yerde oynuyor. Şimdi bu Antalyaspor için ciddi bir şans. İki tane önemli adamın, tandem oyuncusunun olmadığı bir günde Salih ve Çiko'nun orayı doldurması ve iyi de oynamaları Antalyaspor adına bir şans. Onun bir kere altını çizelim, bu çocuklara da o konuda teşekkür ederim. Ama futbol olarak baktığımızda biz rakibi bekleyen, rakibin hata yapmasını bekleyen, onların hatasıyla pozisyon yaratmaya çalışan bir takım hüviyetindeyiz. Sahada gördüğümüz bu. 75. dakikaya kadar şutumuz yok kaleye. Bir iki tane duran top ve kornerin dışında da pozisyon. Pozisyon da yok. Pozisyon da yok. Yani bir maç düşünün ki İnami'nin dediği gibi kalitesiz, kalite yok, pozisyon yok. Oyun genelde, oyun kontrolü rakip takımın kontrolünde. Onlar istediği gibi oynuyorlar, açıyorlar, geri, pozisyona sokmak için mücadele ediyorlar. Bizde hiçbir şey yok. Burada tabii bir parantezi Lucara'yı açmak istiyorum. Hoca bu maçta aslında baktığın zaman şablon olarak defansif bir takımla değil, ofansif bir takımla sahada. Sağda şey Doğukan, solda Serdar, iki kanat. Önlü arkalı oynayan da, çift santrofor gibi oynayan da Mevlüt ve Lucara. Yani şimdi, bizim genelde bahsettiğimiz iç saha maçlarında niye oynamıyor diye konuştuğumuz. Yani baktığın zaman Göbek'te orta sahada iki orta sahası, iki kişiyle Hakan ve Zeki ile orta sahayı kontrol ediyor. Kenarlarda da Serdar, Doğukan ve çift santroforda da önlü arkalı oynayan Mevlüt ve Lucara. Ama Lucara çok kötü kardeşim. Bıraktığımız yerde duruyor. İlk yarıda nasıl bıraktık? Aynı. Hiçbir katkısı yok oyuna. Hani Mevlüt gene giriyor, çıkıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir arayış içerisinde ama. Bir arayış içerisinde deplase oluyor. Arkadaşlarına destek, yardım falan. Ama şeye bakıyorsun, Lucara'ya bakıyorsun yani. Yok. Yok. Forması var. Cüsseli bir adam. Ondan sonra. Fiziksel olarak sahada, beyinsel olarak kesinlikle beyin olarak sahada yok, yok ama yani. İhsan, bugünün olayı değil. Değil, değil. Lucara'nın olayı bugünün olayı değil. Lucara sezonla iyi başladı. Arkasından bir düşüşe geçti. O düşüşü bir türlü toparlayamadı. Gelen Lucara ile kalan Lucara aynısı değil. 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 Çok farklı bir geçtiğimiz adam var. Geçtiğimiz sezonki Lucara hiç Lucara değil yani. O hiç değil. Çok farklı bir adam var ve Antalyaspor çok net bir şekilde arkadaşlar bir kişi eksik oynuyor. Bir kişi değil, birkaç bir kafa karışıklığı var. Var bir yani, şey var yani. Ya transfer söylentileri var ya maaş konusunda çok fazla takıyor ya sözleşme konusuna takıyor. Bunlar hep çünkü konuşulan şeyler olduğu için. Şimdi bir böyle, şey var ama yani. Var bir şey var. Mutlaka bir şey var. Bu çocuk rahat değil. Değil. Dedin ya çok doğru, çok net. Vücut orada, sahada ama beyin yok. Yok. Yani beyin sahada değil. Başka yerde. Dolayısıyla oyuna kendini veremiyor. Katkısı yok. Ve Antalyaspor ciddi anlamda bir kişi eksik oynuyor. Ya böyle bir maçtan Antalyaspor'un çıkarımı ne oldu? Bir puan oldu. Yani bir puan, biz cenazede İlhami Başkan, yönetici arkadaşlarımızdan birkaç kişi sohbet ediyorduk. İşte maç ne oldu falan diye başkan sorduğunda İlhami dedi ki beraber olur. Yani beraberlik iyi sonuç falan dedi. Tabii orada o beraberlik iyi sonucun altında yatan sebepler, biz tabii paylaştığımız için bazı şeyleri, Antalyaspor'un mevcut kadrosu içerisindeki sezon içerisinde hep konuştuğumuz kalecinin çok ön plana çıktığı maçlarla Antalyaspor çok ciddi puanlar aldı. Yani bir kaleci 5-6 maç, bir maç, iki maç belki ama 5-6 maç devleşemez. Muffin devleşti. Yemesi gereken, yenmesi gereken golleri yedi. Ama o maçları da kaybettik zaten. Dolayısıyla Antalyaspor'un bir kaleci şansı var bu sene. Müthiş bir kaleci var sahada. Bu maçta da belki öyle çok pozisyon olmadı ama çok zorlayıcı bir çok pozisyon, zorlayıcı olmadı, pozisyon olmadı ama gene hatasız yattı, aldı bir tane şeyin plasesi falan vardı ilk yarıda. Ondan sonra ama söyleyeceğim şu, kalecinin Antalyaspor'u sürüklediği bir Antalyaspor ilk yarıda bu puanlarla çok güzel bir yerde, iyi bir yerde, beklemediğimiz kadar güzel bir yerde bitirdi ligi. Ama ikinci yarı başlangıcı futbol olarak
Evet. Hiç kimseyi tatmin etmedi. Hiç kimseye ümit vermedi. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben bunu ilaveyle tekrar tartışacağız. Açarsın konuyu. Dik, her şeye gebe. Hı hı. Tabii, tabii. Her şey olabilir. Hep söylüyoruz. Bu köprülerin altından daha çok sular akar. Aynen. Dolayısıyla alınmış her puan çok büyük önemi var Antalyaspor açısından. Bu anlamda bir puanı Kayserispor karşısında alınan, oynanan futbolla kazanç olarak görebiliriz. Kazanılan bir puan olarak görebiliriz. Evet. Yani teknik anlamda çok farklı şeyler konuşmayacağım ama ben başka bir iki yönü algılamak istiyorum. Öncelikle Bülent Hoca'dan başlamak istiyorum. Bir defa Bülent Hoca'nın enerjisi bu müsabakada çok aşağılardaydı. Bülent Hoca'da bir şey var. Bir ürkeklik ve bir panik havası var. Bunun sebebi bence şu da olabilir. Takımda öyle veya böyle 5-6 tane oyuncu gitti. Ama takıma hiçbir transfer yapılmadı. Ve Bülent Hoca çok enteresan bir demeç vardı soru sorulduğu zaman. Bu soru kendine sorulduğu zaman. Evet dedi, gitti ama her hoca transfer ister. Bu sorunun altında bir takım aslında irdelenmesi gereken konular var. İnanıyorum ki gelecek haftalarda Bülent Hoca'yı Kanal V ekranlarında buraya davet edelim. Bu soruları kendisine de soralım. Şimdi birinci kafama takılan konu bu. Bunu üstünden atamadı. Ha, bunu tartışabiliriz. Ben de yönetimin bu ekonomik dar boğaz içerisinde, ki Ardal'la da burada aynı fikirdeyiz. Memnun değil demek istiyorsunuz. Kesinlikle memnun değil. Giden, yani bu, giden evet, oyuncular yani, var, gelen oyuncu evet. Yok. Ve bunun bir panikliğini yaşıyor ve sahada da bu enerjiyi çok net bir şekilde hissettirdi ve oyuna da çok geç müdahalelerde bulundu. Şimdi Bülent Hoca bu sene hepimize göre çok başarılı. Skoral sonuca baktığımız zaman. Puansal sonuca baktığımız zaman. Ama Bülent Hoca'yı şöyle bir irdelersek, Bülent Hoca'yı kahraman yapan olaylar silsilesini gözümüzün önüne getiririz. Nedir bu? Antalyaspor'un yönetimsel ve ekonomik anlamda yaşadığı buhran Bülent Hoca'yı arayışlara itti. Takıma genç arkadaşları kazandırdı. Tabii ki bunların içerisinde de Bahadır ama özellikle Doğukan başrol oynadı. Yani kahraman yapan etkenleri saymaya çalışıyorum. Biraz önce Erdal söylediği için hemen oradan geleyim. Dünyada eşi benzeri bulunmayan, ender bir performans yakalayan bir kaleci için bir dev ortaya çıktı. Adamın iki tane değil, iki tane de görünmez kolu, bir tane de farklı bir beyni vardı. Bu maçta da yine çok güven vardı. Hem önündekilere çok iyi güven veriyor, hem de karşıdaki takıma kaleyi küçülttürüyor. Yani inanılmaz kurtarışlarıyla. O çıktı. Yetmedi. Bir Diego çıktı 34 yaşında. Diego herhalde Türkiye'ye geldiği günden bugüne kadar ilk yarıdaki performansı tartışılmayacak kadar üst düzeydeydi. Tabii. Şimdi bütün bunlar oluşunca Bülent Hoca puansal anlamda, tabii ki buna şunu da ilave edelim. Gerçekten şansımız da vardı birçok müsabakada. Biz bu puanları topladık. Bülent Hoca da bu işin farkında. Ve Bülent Hoca'da şu anda bir yaşanılan panik, acaba hemen sizi birazcık geriye götürmek istiyorum. Yıl 97-98 yıllarına şöyle bir geriye gidin. Sarıyer'in Süper Lig'de oynadığı yıllara gelin. Sarıyer ilk devre sonunda ligi 4. sırada bitirmişti. Ve Yılmaz Vural, dönemin hocası, Trabzonspor'a transfer olmuştu devre arasında. Ve Yılmaz Vural'ın şöyle bir demeci vardı. Ben İşi bitirdim. Sarıyer adına Trabzon'a daha büyük işler yapmaya gidiyorum. O ligin son maçı ne maçıydı biliyor musunuz? Çanakkale Dardanel Sarıyer maçıydı ve maçın hakemi de bendim. Müsabakanın sonunda Sarıyer'le tüm futbolcular hüngür hüngür ağlıyorlardı. Ve Sarıyer 4 galibiyet alamadan, yani o zaman çift puan sistemiyle gidiyordu. 8 puan alamadı ve ligden düştü arkadaşlar. Yani bu alınan 27 puan bizim için dağlara taşlara çıkarılacak bir puan değil. Değil. Çok tabii, ciddi tabii. Anlamda içerideki oyuncuların ciddi bir toparlanmaya ihtiyacı var. Şimdi bir başka şey kafama şunu düşünüyorum. Erdal çok güzel konuya girdi. Takımın eksiklikleri var diyoruz. Abi takımın eksiklikleri nerede var? Bu maçta eksik defansın olan oyuncu nerede var? Defansın. Biz gol yedik mi? Hayır.
O zaman yani sorun defansta değil. Erdal'ın Diego, dediği gibi... Diego'nun yani savunma yönü değil. Arkadaşım, topu bak, oyuna sokuşu ya, Hakan Özmert'i çok fazla rahatlatıyor. Bak şimdi bak bunu tartışmıyorum. Bak bunu tartışmıyorum. İzin verirsen farklı bir şeye bahsetmeye çalışıyorum. Ama biz bir forvetli yolumuza devam edeceğiz. Bu forvetli arasına sokabileceğimiz bir drol var bizim elimizde. Başka mevcut kadroda forvete koyabileceğimiz adam var mı? Sadece Diego'nun ileriye çıkışlarda hava topuyla gol atmasına Antalyaspor bel bağlayıp bir sezonu götürebilir mi? Bunu rakip takım çözerse, rakip takım önüne iki tane kule koyar, çözer bu konuyu. Burada anlatmaya çalıştığım konu şu. Antalyaspor'da iki tane forvette oynayan oyuncu var. Gole umut bağladığımız. Bir tanesi Mevlüt Erdinç, bir tanesi Dukara. Dukara yokara oldu. Hakikaten bir toparlanması lazım. Neyse problemi, bunun çözülmesi lazım. Çözülmesi gerekiyor. Eğer hakikaten yapılamıyorsa ama takasta kullan. Ama nerede kullanırsan kullan, artık bir şeyler yapılması gereken bir noktaya geldik. Benim esas ikinci kafamı kurcalayan iki tane konu var sevgili Erdal. Futboldaki ikinize de sorum ama özellikle senden bekliyorum bunun cevabını. Elinde bir tane oyuncu var. Droy adı. Bu adam Türkiye liglerinin en süratli, en yıpratıcı forveti, santraforu. Doğru mu kardeşim? Ama bir sürü eksiklikleri var. Evet. Onları saymıyorum yani. Ama yıpratıcı. Yıpratıcı anlamıyla. Ya acaba diyorum ki ilerleyen haftalarda drolle başlayıp rakibi iyice yıprattıktan sonra daha durağan ama daha çok aklıyla ayaklarını birleştirip oynayan Mevlüt Erdinç'i daha sonra oyuna sokarak daha kolay sonuç alabilir miyiz? İçeride oynanan maçlarda. Hemen sana bir şey söyleyeceğim. Bu hafta Galatasaray-Ankara gücü maçını izlediniz değil mi? İzledik. İzlediniz. Galatasaray'da Onyekuru ne oynadı? Açık. Açık oynadı. Kanat oynadı. Kaç gol attı? Üç gol attı. En az bir Peki, iki tane kaçırdı. Onyekuru ile Drol'un arasındaki fark nedir? Bence, bir tanesi topla buluşması. Bence birbirine çok benzeyen özellikleri var. Evet. İkisi de çok süratli. Evet. İkisi de yıpratıcı. Ters taraftan. Evet, bitiricilikleri eksik. Ama oynamaya başladıkça, Onyekuru süre aldıkça, şans verdikçe, Fatih oynattıkça, bak bir maçta 3 gol atıp çok teşekkür ve rakip takımı en çok yıpratan adam pozisyonuna geldi. Erdal, hemen devamına gelmek istiyorum. Birinci kafamı kurcalayan konu bu. Yani drolü yeterince kullanıp ona şans veremiyoruz. Yıpratıcı özelliği. Teknik konusunu tartışıyordu ama zaten dersen ki drole teknik konusunda bir Keita gibi, bir Onyekuru gibi, bir Rodriguez gibi değer koyarsan zaten Real Madrid oynar. Bu çok, tip topçular. Çok genç, üstüne koyacak zaten. Ama yani buna süre vermek gerekiyor. Güven vermek gerekiyor. Arkasında durmak gerekiyor. İkinci aklıma takılan konu. Arkadaşım, bir oyuncumuz var Doğukan diye. Bence çok da sahada aradığın her yerde, her alanda görebildiğim bir oyuncu. Ama ya ben futbolu bilmiyorum. Ya arkadaş, biz niye hep ilk değişen oyuncu olarak Doğukan'ı düşünüyoruz? Yani şeyin neydi? Hamza Hoca'nın bir takım saplantıları vardı. 65'e kadar oyuncu değiştirmiyordu. Hatırlıyor musunuz? Kaçta Bülent çıktı, Hoca'da da var. Kaçta çıktı Doğukan? Ama Bülent Hoca'da da var. Dur bir hayır. Şey söyleyeyim. Kaçta çıktı Doğukan? 82'de çıktı. Kim girdi? Kim? Charles girdi. Niye girdi Charles oyuna? Oyunu tutmak için. Hayır, bunu bu maç için söylemiyorum ama sürekli Doğukan'dı. Sürekli Doğukan'dı. Dikkat edersen Doğukan bir oyuncu değişeceğini anladığı anda direkt kulübeye bakıyor. Ha, ben mi gidiyorum diye. Senin dediğin şu. Ben evet. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu adamı artık sen bu takımın 10.5. oyuncusu gözüyle bakma. Çocuk öyle bir şey yarattı. Evet, öyle bir şey yarattı. Yani çocuk ilk çıkacak olan benim. Dolayısıyla ikinci devre çok daha basit oynamalıyım. Top yani, kaybı yapmamalıyım. Atlı kulübede kalmasın. Bunu söylemeye çalışıyorum sevgili Erdal. Yani bir değiştirme kardeşim. Yani bir farklı bir şeyler koy artık ortaya. Çünkü bu çocuk her oyuncu değişti. İzleyin. Her oyuncu değişecek tabelası kalktığı zaman Doğukan dönüp ben mi diyor. O psikolojiye girmiş. Bu psikolojiye katma bir futbolcuyuz. Çünkü bu adam koşan bir adam, pres yapan bir adam, basan bir adam. Senin dediğine %100 katılıyorum. Yani Charles'ı alıyorsan abi forvetten birisini al. Artık sen Serdar Özkan al ya. Al yani Serdar Özkan. Serdar olsun. Ya bunlar 90 dakika ya daha hazır değiller. Görün, bu izlenimi veriyor. Yani benim forvetimde oynayan 3 oyuncu da 90 dakika pres yapıp geriye gelip top çalıp
Bu özellikleri yok. Yani o zaman şey mi yani, Maicon'u beğenmiyoruz, beğenmiyorduk, gitti. Ama en azından Maicon hep defansını kovalıyordu. Hem Rıza'nın, hem Hamza Hoca'nın, hem de Bülent Hoca'nın vazgeçmemekteki en büyük etkeni neydi? Geriye gelmesiydi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bir daha söylüyorum. Evet, futbol hiçbirimizi memnun etmedi. Ben hatta yazdım sosyal medyada da. Dedim ki Alanya Spor maçını izledim, oturdum yazdım. 20 dakika içerisinde 7 tane gol pozisyonuna giren ve 20 dakika içerisinde bu maçı %100 kazanır denen bir iştah, bir oyun şablonu, bir arzu vardı. Yani dedim ki gurur duyuyorum Alanya Spor'dan, keyif alıyorum Alanya Spor'u izlemekten, ama bir Antalya Sporlu, Antalyalı olarak da yani içim buruldu. Bunun sebebini kesinlikle çözmek gerekiyor. Bülent Hoca bugün takımda en formsuz kişilerin başında, bana göre bu hafta performansı en düşük kişi Bülent Hoca'ydı. Şimdi Bülent Hoca'nın kulübeden çıkışı, heyecanı bile eksikti. İzleyin maçı tekrar. İlhami'nin açtığı konudan devam edelim. Çok önemli bir konuya parmak bastı. Şimdi tabii biz ne istiyoruz taraftarlar olarak? Biz Antalyaspor'un çok güzel bir örnek verdi. Alanyaspor'un başlangıcı gibi hızlı, tempolu, rakibe baskı yapan, o pozisyonlara giren bir takım istiyoruz. Biz sezon başından beri Antalyaspor'u ben Trabzon maçının ilk yarısında izledim. Ya işte genelde bizim isteğimiz arzumuz. Sonlara doğru Erdal'ın dediği oyunu koymaya başlamıştık. Karşıdaki takımlar sürekli galip gelince, karşıdaki takım bir puan oynamak amacıyla. Erdal, bir şey daha anlatacağım, tabii, sonra sana bırakacağım. Şimdi maçla ilgili son, çünkü fazla teknik konuya girmek istemiyorum. Çok güzel özetledin. Ama sahada neden çok kötü futbol vardı diye sorguladım kendi kendime. Bulduğum çözüm şuydu. Karşıdaki Kayserispor asla 28-27 puana ulaşmış, güçlü bir Antalyaspor'u kafasında düşündüğü için ben Antalya deplasmanından bir puanla dönersem benim için büyük kazanç diye düşündü. Dikkat ediyorsanız maçı sen televizyonda daha net izlemişsindir. Dörtlü defansı hiç bozmadı. Doğru düzgün çıkarmadı bile ileriye. Orta alanda baktı ki Antalyaspor üstüne doğru gelmiyor. Bizim alana yerleşti ama defansı öne sürüp sirkülese etmediği için oyunu orta alanda çok yavan bir futbol ortaya çıktı. Sanki bizde de, çok açık ve net söylüyorum, 65-60-65'in dakikadan sonra inşallah bu maç böyle biter diye skorboarda belki 20 defa bakmışımdır kaç dakika yürüdü diye. Yani bir puanın bizim için, bu maçta 2 puan kaybetmedik biz, 1 puan aldık tabii, diye tabii, düşündüğüm kesinlikle. İçin baktım. Ben de karşıdaki takım Antalyaspor'un adından, isminden ve aldığı puandan etkilendiği için çıkmadı, denemedi, deneyemedi bile. Zaten İlhami, şimdi Kayserispor puan cetvelinde kadro olarak baktığın zaman kötü bir kadro değil. Kesinlikle. Yani yabancıların neydi ya? Tabii bulunduğu yerle bir 18 kadrosunu inkar eden bir görüntüsü var. Ama şimdi tabii burada hadise şu, Kayserispor, İlhami'ye katılıyorum. Antalyaspor'un tabii puansal anlamda çok önde olması, Kayserispor'un da puanı Antalyaspor'dan çok daha fazla şiddetle ihtiyacı olması ve bir puanın da Kayserispor için Antalya'dan alınmış bir puanın da olursa 3 puan, puan olmazsa tabii da 1 puan son derece kötü değil yani. Kötü değil ve iyi. Ve bu arzu istekle oynadılar sahada ve oyun şablonlarını Antalyaspor istedikleri gibi kabul ettirdiler. Bunu da Antalyaspor kabul etti. Yani Antalyaspor, Kayserispor nasıl istiyorsa sahada o öyle vardı. Aynen öyle. Onun dışında Antalyaspor ben varım. Yani oyunun bir iki bölümü hariç, ufak şeyler, nüanslar hariç. Ağırlığını ben kadar... varım, ben varım, ben de sağımda oynuyorum, seyircimin aynen önünde oynuyorum. Bir ara seyirci baktı ki gitmiyor. Takım aynen gitmiyor, yürümüyor. Ve seyirci takımı aşka getirmek için tempo yapmaya başladı. Ve ciddi bir tempoyla sahanın içerisine enerji verdiler. Ama almadı. Takım bunu da alamadı. Bununla da gidemedi. Şimdi tabii burada az önce İlhami çok güzel şeyler söyledi. Ben de bu konularda hemen ilave yapayım, ekleme yapayım. Şunu söyleyebilir hoca ve beklentisi içinde olabilir. Biz hep yıllardır söylüyoruz. Hocaların Türk futbolunda maalesef en büyük sorunlardan, sıkıntılardan bir tanesi geldiği takımlarımızın geldiği noktalardaki bir yöneticilerimizin futbolla uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların gelip yöneticilik yapması, sadece
egolarını tatmin etmelerine, kulüpleri alet etmeleri ve bunun için de milyon eurolar harcayarak takımları borçlandırmaları. Buna vesile olan, kendilerini düşünen, bakın şablona bakın, Türkiye liglerindeki şablona, son 15 yıldaki şablona bakın. Dünya, Avrupa'nın 7. gelirde 7. büyük ülkesiyiz futbolda. Para harcayan ve para kazanan takımlar olarak genel televizyon yayınlarından. Ama bunları ne kadar yansıtabiliyoruz? Sıfır. Şimdi hocalar hep yarışmacı. Sürekli yarışmacı. Ve her gelen hoca 7 transfer, 8 transfer, 10 transfer. Ya bir takım düşünün, sezona 15 transferle başlıyor. Devre arasında hoca diyor ki benim takımın transfere ihtiyacı var. Önder 8 tane adam. Ve sen yönetim olarak diyemiyorsun ki ya hoca sen bana 15 transfer yaptırdın. 15 transfer yaptırdın sen bana. Sen hala 10 tane daha transfer istiyorsun. Bu musluğun suyu nereden geliyor? O da var da bir de sezon başında 15 transferi başka teknik direktörün yaptığı da var. Aynı teknik direktörden bahsediyorum. Aynı teknik direktör. Tipinden. 15 tane sezon başı transfer yaptırıyor. Devre arası oluyor. Benim de en az 5-6 oyuncuya daha ihtiyacım var diyor ve yönetim demiyor ki ya hoca 15 adam aldık daha ne 5-6 transferi. Bu nedir ya demiyor. Ya suyla mı geliyor bu şeyler, kulüpler böyle batıyor işte. Batırdık kulüpleri. Bundan batırdık. Şimdi burada tabii Bülent Hoca'ya atıfta bulunmak istemiyorum. Hı hı. Bülent Hoca Antalyaspor'u elinde buldu sezon başında. Şartları belliydi Antalyaspor'un. O şartlar içerisinde yapabileceği hamuru yoğurabildiği şekilde yoğurdu. Kendi enerjisini kattı, bilgisini, deneyimini kattı. Evet, vasat, evet iyi futbol oynamadık ama oyuncularımızın özverisi, seyircimizin müthiş enerjisiyle de ilk yarıda kalecimizin de demin söylediğimiz gibi müthiş performansı. Abi ona bir iki oyuncunun da... Antalyaspor'un aldığı 28 puanda en önemli etken, ligin ilk yarısından bahsediyorum, 27 puan düşünürsek, deplasman performansı. Kesinlikle. İsa zaten kötü Antalyaspor. Yani sezon başından beri İsa kötü. İsa'da hatırlayalım yani Aksaray'a yenildi Antalyaspor. Konya'yla 3-0'dan 3-3 berabere kaldık. İhsan deplasmanda aldı. Rize'yle son 2 dakikada attığımız 2 golle yendik. Bak sana deplasmanda oynadığın maçlarda Beşiktaş. Hı hı. Ben son yıllarda böyle maç izlemedim. 15 aynen. tane net pozisyon var. Kaleci devleşti. Ankara gücü. Kaleci devleşti. Kasımpaşa. Evet. Kaleci muhteşem oynadı. Ondan sonra gel şey maçı. Yine galip geldiğimiz deplasman. Bursa maçı. Hı hı. Kaleci yine muhteşem oynadı. Şimdi yani... Bir de şimdi panik havasına Antalyaspor'da sosyal medyada da okuyorum. Yapılan transferler yani giden transferler konusunda çok ciddi anlamda başarısızlığı sebep olarak bu görülüyor. Şimdi abi o zaman hoca da eğer transfer istediğine göre 5 tane adam. Giden oyuncularla evet, mı 5 tane adam. Şimdi abi soracağım abi. Olcan Antalyaspor'a ne verdi? Yok. Barra'da da Antalyaspor'a ne verdi? Venkur Antalyaspor'a ne verdi? Danilo Antalyaspor'a ne verdi? Yok. Hadi birazcık Maicon'u diye geçeriz arasında. Onu da ehtir. Benim en çok tenkit ettiğim yani şey olarak ilami kalitesini sahaya yansıtamayan oyunculardan %100 bir tanesi. Yani şu adam niye gitti diyebileceğim. Diyemem yani. Yok. Hani ehtir. Yani dolayısıyla Antalyaspor eğer hoca 5 tane oyuncu gitti benim elimden diye bir hayıflanıyorsa o zaman hocaya da şunu sormak gerekiyor. Abi hayıflanacağına bu adamları oynatsaydın ya niye oynatmadın? Demek ki sen bu arkadaşları genelde 11, 12, 13, 14. adam olarak bile düşünmedin. Peki İlhami bir şey yani, söyleyeyim sana hemen ilave yapayım. Sen hafta içi ne maç oynadın? Kupa maçı oynadın. Göztepe'li. Evet. Hangi takımla çıktın? Evet. Genç takım. B takımla çıktın. B takımla 2-0 öne geçtin Göztepe takımı karşısında. 3-3 beraber kaldın. Ama yani o takım baktığın zaman, izlediğin zaman o takımda bile seni böyle sırtlayacak, götürecek, sana destek olacak adamlar var, oyuncular var. Evet. Yani bir ikinci 11'le de Kayseri maçına çıktın. Yani ben de %100 katılıyorum onun için. Bunun yanında da Antalyaspor'da Charles geriye dönmeye başladı. Geldi. Başladı. Geldi. Zeki artık her maç üstüne koyarak gitmeye başladı. Dolayısıyla Antalyaspor'da oyuncu kadrosunda bana göre çok büyük bir sıkıntı yok. Antalyaspor'un çok ciddi anlamda morale ihtiyacı var. Antalyaspor'un çok ciddi anlamda devre arasında mutlaka yapıldı. Hocanın çok iyi motive edilmesine ihtiyacı var. Taraftarların da bir maçtaki kötü
skorlara bakıp herhangi bir şey paniğe kapılmasına gerek yok. Ama bu sonuç olarak da bu puan bize yetmez. Bizim çok süratli bir şekilde 9 puana ihtiyacımız var. Süratli bir şekilde ligin son 5 maçına bırakmadan. Lan hocam şu oynanan oyunu beğenmeyebiliriz. Sezon başından beri çok fazla maç beğenmediğimiz oynanan oyun var yani. Kazanılan kaybedilen de. Bu ilk değil. Tabii. Ben buna çok takılmıyorum işin gerçeği. Yani Antalyaspor'un Kayserispor'la berabere kalması falan bu çok takılmıyorum ben buna. Beşiktaş'ı Antalya'da yenerseniz yenemez değil. Yener Antalyaspor. Konya'ya gidiyor. Konya'yı yener gelir. Deplasman'da iyi bir takım var Antalyaspor'un. Yener gelir. Bunlar olur futbolda. Esas benim korkum, endişem şu. Dukara'daki o kafa karışıklığı. Bülent Hoca'daki sizin tespitiniz çok doğru. Kafasının kafasının içerisinde endişe, bir endişelerin korku olması, biraz motivasyonunun düşmesi. Futbolcuların, diğer futbolcuların kafalarının başka bir şeye gitmesi beni esas endişelendiriyor. Şimdi bak İhsan, Bülent Hoca ilk yarıda bir performans yakaladı mı? Bülent Hoca'nın son 2 yılı neredeydi? Son 3 yıl hatta boştu. Televizyonda yorumculuk yapıyordu. Antalya Spor bir kumar oynadı. Bülent Hoca'yı, hatta çoğu insanda burun büktü ya, olur mu falan filan dedi. Biz ne dedik? Hem Antalyaspor için bir şans, hem de Bülent Hoca için bir şans. Evet, bunu özellikle sen ısrarla söyledin. Şimdi o şansı her iki tarafta iyi kullandı. İlk devre için. İlk devre için söylüyorum. Şimdi Bülent Hoca bu yakaladığı performansı, İlhami'nin demin dediği o, söyledi o. Altyapısında, kafasında acaba ikinci yarı aynı performansı gösteremezsem, çünkü bunu daha önceki Kayseri Erciyes'te yaşadı. Hı hı. Allah korusun bizde yaşamasın, hiç temenni etmiyorum. O korku, o psikoloji, ondaki o enerjiyi aşağıya çekiyor. İşte onun için de hızlı bir şekilde Bülent Hoca'nın motive edilmesi gerekiyor. Kafasından Murat atması lazım. Yani Bülent Hoca'nın motive edilmesi gerekiyor. Buydu. Kesinlikle katılıyorum, motive edilmesi gerekiyor. Çünkü o korku paniği getirir, panikle futbolculara yansır. Aynen. Net. Hiç bak, bu anında. İlhami, sen takımın liderisin. Yani hoca olarak söylüyorum. Hoca takımın lideri. Ne olursa olsun oyuncu etkilenmez demeyin. Etkilenir. Kesinlikle. Hocanın psikolojisinden, ruh halinden, davranışından, giyiminden, kuşamından, konuşmasından, hal ve hareketlerinden oyuncu etkilenir. Sen şimdi futbol oynadın. Sana şimdi bir senaryo yazacağım. Bu futbolcu olarak ne düşündüğünü soracağım. Müsabaka oynanıyor. Dakika 75. Müsabaka 0-0. Ben teknik direktörüm. Forvet'ten bir tane adam aldım. Defansa bir tane oyuncu kattın. Oyuncu olarak ne düşünürsün? Hoca ne düşünüyor burada dersin? Çok basit. Söyle abi, düşsün insanlar. Beraberle oynuyor değil mi? Gol yememeye oynuyor. Puana razı. Yani futbolcu çok zekidir. Hocanın kimi aldığı, yerine kimi koyduğu. Hoca basın demek yerine gelin dediği zaman bile bunu çarpanıyla algılar. Onun için ben çok ısrarla üstüne duruyorum. Konuştuk, beraberdik. Sevgili İsmail Biler'in babasının defin konusunda Antalyaspor yönetimden arkadaşlar vardı. Başkan oradaydı. Başkana çok güzel sorular sorduk. Çok da güzel, çok da kendi özgüvenli cevaplar vardı. Tabii ki gönül ister transfer yapmak. Ama bir de bir gerçek var. Kulübün gerçeği var. Hem transfer yasağımız var. Hala çözülemeyen. Hem de maddi transfer engeli var ya. Yani engeli. Yani işte adına ise yani engeli var. İkincisi ise ya bu takımın almış olduğu 27-28 puan var. Yani bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir puan ne demek oldu biliyor musun bizim için? Eğer biz bugün bir puan almasaydık bugün şurada şunu konuşacaktık. Antalyaspor'un az iki tane takviye yapılması gerekir konuşacaktık. Bir puan onun için çok değerli. Yani çünkü bu hafta bunu oynuyorsun. İlk yarıda zaman zaman bu konudan bahsetmiştim. Antalyaspor'un bir şansı da bu ekonomik pozisyonunda. Takımın iyi gitmesi. Tabii. Çünkü takım kötü gitseydi, şimdi kötü giden takımlar ne yapıyor? Transfer peşinde koşuyor. Allak bullaklar. İşte Fener takımını görüyorsunuz ya, başkanı, yönetim, herkes transfer peşinde koşuyor. Diğer takımlarda da o pozisyondaki. Şimdi Antalyaspor bunu attı üzerinden. Tabii. Böyle bir endişesi yok. Sevgili Erdal, şansımız var. Ankara Gücü çok kötü gidiyor. Yani işte El Kabir dedik, El Kabir resti çekti, oynamadı. Evet. Başkan da açıklama yaptı. Var, evet. Büyük problemler. Hı-hı. Erzurum kötü gidiyor ama onun da bir Sivas, bir Rize önemli transferler yaptı ve devre
45. dakika bittik. İstanbul'da Kasımpaşa önünde 1-0 önde Rize. Ki bu müsabakayı da bizim gururumuz olan Mustafa. Antalya bölgesi hakemlerimizden Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Allah hakem şansı versin. Çok da iyi gidiyor bu sene. Fırsatı gelmişken söyleyelim. Evet. Antalya'nın gururu oldu. Artık Süper Lig'in vazgeçilmez hakemlerinden bir tanesi oldu. Yine hemen akabinde Bursa Spor Fenerbahçe maçı oynanıyor aynı saatte. Devre bitti. Müsabaka Bursa'da Fenerbahçe 1-0 önde götürdü. Yani bu ligin ne olacağını şu anda çözemiyorsunuz. İkinci yarı bambaşka oldu. Yani bizim de çok önemli maçlarımız var. Bu hafta Konya'ya gidiyoruz. Hı-hı. Haftaya Beşiktaş geliyor. Sonra büyükşehir maçımız Rize. Var. Rize sonra büyükşehir aynen. maçımız var. Dolayısıyla ya Şemsiye dönebilir yani. Diyor ilan. Ben şunu söylemeyeyim. İlk yarıdaki şansımız kısmetimiz veyahut da futbolun bize kattığı işte kaleci şansı şu. Bunlarla beraber aldığımız puanlar şemsiye tersine dönebilir. Dikkatli olalım. Abi ligin aynen bunu söylüyorum. 5 haftayı düşünün. 5 hafta. Kayseri'ye gittik, mağlup olduk. Konya maçı 3-0'dan 3-3'e gelen bir maç kendi evet. evimizde. Evet. Beşiktaş maçı ki yani, mucizevi bir maç. Yani belki Antalyaspor'un en dönüş noktamız. Dönüş noktası o maç. Bu ilk yarıdaki hayat öpücü. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle net söyleyeyim o maçtı. Rize maçı ardından evet. Rize maçı 90. dakika evet. maç 1-0 evet. mağlupsunuz. Hoca 90 artı 2'de 90 artı 2'de 2-1 oldu maç yani. Tabii. Döndü. Sonrasında Başakşehir mağlubiyeti ki aldığımız en ağır mağlubiyet. Evet. Yani 5 haftayı 0 puanla kapatabilirdi Antalyaspor ki bugün çok farklı noktada olabilir. Yani ben sözün özü burada sevgili Ali Şafak Öztürk Başkan'a Antalyaspor futbolcularının çok büyük bir güveni var. Bugüne kadar da bu güveni sarsıcı, ben topçularla konuşuyorum, futbolcularla konuşuyorum, bir hareketi olmadı. Tamam, belki maaşlarını tam olarak alamıyorlar ama primlerini alıyorlar ve maaşlarını alacakları ile ilgili de bir kaygıları yok. Futbolcuların bana söyledikleri en azından konuşma bu. Dolayısıyla bu takımın şu anda en büyük ihtiyacı olan moral, motivasyon, ve o insanları bir sonraki müsabakaya daha iyi hazırlayacak. Bir de İlhan abi ben bu konuda kendi fikrimi söyleyeyim. Tabii. Transferle ilgili, transfer dönemleriyle ilgili sürekli oyuncuların hele bu paraların artık çok yüksek rakamlara ulaştığı dönemlerde dönemleri yaşıyoruz. Bu dönemler içerisinde ara transferin süresinin 15 günde sınırlanması çok lazım. Çok uzun değil mi? Uzun. Çünkü oyuncuların çok kafası karışıyor, hocaların kafası karışıyor. İşte alınsın, alınmasın. O işte az önce konuştuğumuz şeyde sadece Antalyaspor özelinde değil. Diğer takımlarda da aynı problem, aynı sıkıntı var. Hı-hı. İşte oyuncular gitmek isteyen kafası karışık oyuncular sahaya kendini veremiyor. Hoca sürekli transfer düşünmekten kendini takıma konsantre edemiyor falan. Ya seyirci beklenti içerisinde 15 oluyor. 15 gün. 15 güne indireceğiz. Bence. Çünkü zaten bu adam devre arasında çünkü bu takıma katılması lazım. Bu transferlerin yapılması lazım. Takımla idman yemesi lazım. Düşünsene. Adamı bugün transfer ediyorsunuz. Yarın formayı verip oynatıyorsunuz. Bana yani, göre doğru olan lig başladığından itibaren transferin kapanması gerekiyor. Hayır, bir ara yani transfer, bunu, ara, o, transfer o, ara transfer ihtiyaç olur da, olabiliyor. Olur. Yani şimdi ama bunun bir ay yerine kesinlikle. Sanki bir 15 günle sınırlandırılması takımların hazırlık kamplarında bu transferin o süreçte bitmesi gerekiyor bence diye düşünüyorum. Bence planlama anlamında da bir hata oluyor. Yani bir takımı görelim bakalım ligde nasıl gidecek. Ona göre transfer durumuna bakarız. O da planlamayı tamamıyla bozuyor. Yani doğru bir planlama olmuyor. Bence devrede, transferi bile kapatmak tabii, lazım. İkinci devrede bölümde de biraz da taraftar, seyirci, sosyal evet. medya seyircisi. Bunları da birazcık paylaşalım. Bu da çok önemli. Bu müsabakada konuşulması gereken etkenlerden aynen. bir tanesi de bu. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. O zaman reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edelim. Antalyaspor taraftarlarının sunduğu Spor Aktif devam ediyor. Evet, programımızın ikinci bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kayseri Spor maçını konuştuk ilk bölümde. Kayseri Spor maçını artık bitirdik. Öyle değil mi? Yani evet. konuşacağımız başka bir şey kalmadı Kayseri Spor maçıyla ilgili. İkinci bölümde de şimdi biraz altyapıyla ilgili ben konuşmak istiyorum. Çünkü altyapı sezon başından beri hep söylüyoruz. Yani Antalyaspor altyapısında
iyi işler yapılıyor. Geçmiş dönemden itibaren iyi işler yapılıyor. İşte Doğukan'la, Bahadır'la birlikte genç oyuncular forma şansı bulmaya başladı ama tabii mali sıkıntılar sadece A takımı değil, altyapıyı da ciddi anlamda etkilediği bana geliyor. Şöyle bir iddia var mesela bana gelen bilgiler arasında. Şimdi altyapıdaki hocaların maaşlarının belli bir miktar içeride olduğu, son dönemde maaş almakta sıkıntı çektikleri iddia ediliyor. Bunu da işte Antalyaspor'un kaptanı Zeki Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta bir miktar para yolladığı hesaplarına, bütün hocaların hesabına kendi cebinden, evet, kimseye haber vermeden bir miktar para yolladığı benim kulağıma geldi. Şimdi bir defa Zeki, hep söylüyoruz yani Antalyaspor için bir futbolcunun çok daha ötesinde. Fazlası. İşte sezon başında Hollanda'da yaşanan bir sorun vardı biliyorsunuz, kamp döneminde de orada da Zeki o sorunu çözen isimlerin bir tanesiydi. İşte bunda da Zeki ismi var. Ya ben Zeki gibi bir futbolcunun Antalyaspor'da bulunmasından dolayı ben çok mutluyum. Bir Antalyaspor taraftarı olarak mutluyum. Çok karakterli, çok düzgün. Geldiği yeri de asla unutmayan da bir isim. Takımdaki gençlere abilik yaptığı da hep söyleniyor. Bu çok önemli bir şey bana göre. Ama bu mali sıkıntıyı da, maddi sıkıntıyı da Antalyaspor yönetiminin mutlaka çözmesi gerekiyor diye ben düşünüyorum. Şimdi, evet, bu konuyu istişare yaptık seninle, konuştuk. Hı-hı. Bu konu hakkında ben ciddi bir araştırma yaptım. Antalyaspor as başkanlarından, altyapıdan sorumlu sevgili Nurettin Ünal'ı öğlen, hı-hı, aradım ama öğlen herhalde bir toplantıdaydı, görüşemedik. Buraya gelmeden 10 dakika önce kendisine bir daha telefon açtım. Dedim ki akşam bu konu gündeme gelecek. Biz doğru bilgilendirme yapalım. Nurettin abi, bana dedi, ulaşan bir sıkıntı yok dedi. Bize dedi borcumuzun olduğunu düşünmüyorum dedi. Bunun üzerine dedim ki kendisine, abi ben 10-15 dakika senden haber bekliyorum dedim. Bir tekrar araştır dedim. Kulüp şeyine, muhasebesine telefonla sormuş. Bana dönüp vermiş olduğu cevap, şu an itibariyle bizim altyapı hocalarına hiçbir borcumuz yok. Şeyleri, maaşları bir tam şey olarak ödeniyor. Sözünü bildirdi bana. Şey konusunu araştırdım. Neydi ismi? Zeki. Zeki'nin de altyapı hocalarına, altyapı şeyine değil, personele bir yardımda bulunduğu, hı-hı, konusunda bilgi aldım ama tabii ki bunlar bizim duyumlarla aldığımız bilgi. Antalyaspor yönetiminden bize ister telefonla bağlanıp bu konuda açıklama yapabilirler tabii. Veya gelecek hafta bu konuyu birazcık daha araştırırız, konuşuruz, hı-hı, bu konuyu çözeriz ama şu anda kulübümüzün hiçbir hocaya, altyapı hocasına borcu yoktur sözü Nurettin Ünal tarafından bana söylendi. Ben de Nurettin Ünal'ın sözünü doğru kabul edenlerdenim. Tamam. Şimdi Nurettin Ünal'ın sözünü ben de doğru kabul ederim. Çok değer verdiğimiz. Olmasa cebinden öder çünkü bu sözü söyleyen birisi. Abimiz. Ancak zaman zaman takımların içerisinde şunlar yaşanır. Alınan primlerden altyapıya destek olsun diye veyahut da malzemecilere veyahut da kadroda çalışanlara takım içerisinde bir para toplanır. Onlara bir ödeme yapılır primlerle ilgili. Eğer toplu bir prim alındıysa takım arkadaşları adına Zeki böyle bir ödeme yapmış olabilir. Çünkü maaş olarak baktığın zaman 500 lira hiç kimsenin içine yaramayacak bir para bu devirde, bu dönemde. 500 lira verip bir destek olmak o da bir çözüm ama ben tahmin ediyorum bir prim, alınan primlerden dolayı onlara bir destek verme gibi bir şey olabilir ama Nurettin abinin söylediğine, evet, inanmak lazım. Bir yanlış bir algılama da, yanlış bir şey de olabilir o konuda. Bu arada altyapıyla ilgili sevgili İhsan, sen altyapıyı açınca benim de hemen aklıma bu hafta hocamızın, hı-hı, söylediği bir söz geldi. Biraz da işin açıkçası. Kendi kendime sorguladım, hocayı da sorguladım. Bunun altında nedir, ne yatıyor falan diye. Şimdi tabii söylediği söz şu. Bu sene iki oyuncu çıkardık. Gelen de başka oyuncu yok gibi bir söz etmiş altyapıdan. Halbuki bakıyorum Esam Melis'e. Yani Bahadır'la Doğukan'ı çıkardık. Evet, onlardan daha da bahsediyor, arkadan gelen. Onlardan diye bahsediyor. Tabii her yıl şunu ifade etmişse, her yıl iki tane oyuncu çıkarsak kârdır, önemlidir dediyse başımın üstünde yeri var. Zaten benim yıllardır savunduğum söylediğim bu. Ama öyle değil de
ya bundan sonrası yok diye bir söz ise bu oraya geliyorsa bu da Bülent Hoca'ya yakışmayan bir söz. Çünkü altyapıdaki oyuncular bir teknik direktörlerinin bu sözünden etkilenir. Onun için umarım, öyle tahmin ediyorum, bir ikinci düşündüğümüz değildir. Bu sene iki tane çıkardık, bir yıl için iki tane yeterli gibi bir söz olsun o. Yoksa öbür taraftaki çocuklara ciddi anlamda bir motivasyon eksikliği olur. Ama ben bakıyorum, bunu söyleyen Bülent Hoca bir taraftan da esame listesinde hani eksik meksik şu bu falan filan da deseniz Antalyaspor'un 5 tane altyapıdan gelmiş oyuncusu, Bahadır Sakat 6 oyuncu esame listesinde. Fehmi Sakat 7 oyuncu. Fehmi Sakat, bir de Fehmi konusunda da milli takım sorumlularını eleştirelim izin verirse. Biliyorsunuz sevgili Fehmi bizim Antalya'mızın gelecekteki altyapıdan çok genç yaşta, çok çocukluktan çıkma yaşında, ergen yaşında gelen bir oyuncumuz. Arkadaşım bu çocuğu milli takım alıyorsunuz. Sentetik sahada antrenman yaptırmıyorsunuz. Antalya'da sentetik saha yok. Ama milli maçı sentetik sahada yaptırıyorsunuz. Çapraz bağları sakatlanıyor. Belki sezon sonuna kadar ve belki de bundan sonraki futbol yaşamında bu körpecik, gelecek vaadeden çocukların hayatını eba ediyorsunuz. Buradan da milli takım sorumlularına buna hakkınız yok. Bunun bedelini ödeyemezsiniz ki. Kesinlikle. Demek geliyor içimden. Çok büyük bir sakatlık yani. O yaşta o büyük sakatlığı. Abi çocuk kendine bakmamış diyemezsiniz. 14 tabii, yaşında, 15, 16 yaşındaki bir çocuk. Bu tamamen çünkü Erdal sen yıllardır üst düzey futbol oynadın. Sentetik sahada antrenman yapmayan bir insanın sentetik sahada maça zorlarsan ve bu çocuk da kendini göstermek için oynarsa kayma şeyi skalası zayıf bu sahaların. Yani biz halı sahalarda bile top oynayanlara halı sahayla ilgili çok serzenişte bulunduk. Yani aman dikkat eski futbolcuların hepsi sakatlanıyor tabii, halı sahada oynayınca. Adale sakatlıkları olacak. Onun için buradan da milli takımı çok şiddetli bir şekilde eleştiriyorum. Yazık oldu yani. Fehmi için şöyle bir söylenti var futbol camiasında. Antalya ikinci Burak'ını çıkartıyor gibi. Hangi çok, anlamda? Karakter anlamında mı? Futbol anlamında mı? Futbol anlamında. Aman öyle olsun. Olarak, santrafor olarak. Fizik olarak da çok benziyor. Boy pos olarak. Yaşı da çok genç. Tabii canım. Ama çok ciddi bir sakatlık. Bahsettiğiniz sakatlık. Çapraz bağları. Aman çocuğu geri götürmesin. Kesinlikle katılıyorum abi. Çok önemli bir kayıp olur. Senin de yanaklarından öpelim, gözlerinden öpelim. Geçmiş olsun. Ama ben inanıyorum ki Fehmi genç, dinamik, güçlü bir yapısı var. Ailesi de çok üstüne düşüyor Antalyaspor olduğu kadar. Fehmi'yi sezon sonuna değil, ikinci devrenin ortasına inşallah hazırlarlar. Tekrar i̇nşallah. Sahada topa vurur. Eskisinden daha görürüz. Güçlü bir şekilde i̇nşallah. Değil mi? İnşallah. Döner. Biz de biraz nazar değdirdik galiba. Neyse tahtaya vuralım da inşallah. Daha iyi dönsün. İnşallah. Daha iyi dönsün. Bu, Zeki abisinin örnek alsın. İnşallah. Aynı Zeki abisi o sakatlıktan yaşadı. Aslan gibi şimdi yine top oynuyor. Evet. Kendine çok iyi baktı ve döndü. Takımda yine bazo bandını taktı. Aynen. Takımda sahaya çıkıyor. Bu arada ona örnek alsın. Şimdi altyapıdan gidiyoruz. Hasan Subaşı tesislerinde ciddi bir saha problemi var. Sahalar bakıma alınmış. Bundan dolayı da birçok şikayet geliyor. Aynı takım yani 4 tane takım o büyük hemen Hasan Subaşı tesislerinin yanındaki halı sahada antrenman yapmak zorunda kalıyor. Ve U21'de Konyaaltı stadyumunda, Konyaaltı Atatürk stadyumunda oynuyor maçlarını. Döşem altında oynamıyor. Bunu ben biraz araştırdım. Bülent Hoca istemiyormuş altyapı takımları döşem altına gelsin. Atilla Konuk tesislerinde altyapı takımı istemiyormuş. Kaç takım saha var orada? Benim bildiğim 5-6 tane var. Bir tane stadyum şeklinde. Bir tane stadyum şeklinde. Biz de gittiğimizde gördüğümüzde sayısı olarak tam hatırlamıyorum ama herhalde 5-6 saha var. Var. Yani 5-6 saha Antalyaspor'un altyapısıyla üst yapısına aynı anda en azından maçlarını oynayabilir mesela U21 takımı diye düşünüyorum. Antrenmanlarını da yapabilir. Yani, yapabilirler yani. Yani ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben futbol oynadım. Biz genç takımda oynarken, Antalyaspor genç takımında oynarken, amatör takımında oynarken hocamızın bizi Antalyaspor'un Perşembe günleri Çift Kalesi vardı. Çift Kale'de sahanın kenarında otururduk İlhami. Hangimiz oynatacaklar, hangimiz alacaklar, hangimiz girecek diye. Bir de bizim de bazen zaman zaman çift kale yapardı. O günü iple çekerdik. Şimdi genç oyuncunun en büyük arzusu, isteği üst takımdır. A takımdır. A takımda hocasının onu izlemesi, hocasının onu görmesi, onu gördüğü zaman o motivasyon, o şey müthiş bir enerji verir oyuncuya. İstek, arzu getirir. Şimdi tabii Bülent Hoca'nın hangi kriterlerle bunu istemediğini bilmiyorum.
Çok da onu bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Abi ama... şunu yapabiliriz ama bunu çağrıda bulunalım. Önümüzdeki hafta Bülent Hoca'yı konuk edelim. Ya stüdyomuzda yapabiliriz, Antalya Stadyumu'nda yapabiliriz, Döşeme Altı Atilla Konuk Tesisi'nde yapabiliriz. Ayrıca Bülent Hoca, Bülent Hoca şunu da bilsin. Seyirciler de istiyor kendisini. Ayrıca şunu da bilsin. Bu program Antalya Spor'a ve kendisine çok uğurlu geliyor. Hı-hı. Sezona bu program da başlamıştı. Hatırlar mısın İlhan? Evet. İhsan. Döşeme Altı Tesisi'nde yapmıştık programı. Ve öyle o rüzgarla yürüdü gitti. Yine gelsin. Yine bizim sorularımıza. Bu talebimizi açık bir şekilde sen şu anda ekranlardan yaptın. Önümüzdeki günlerde Antalya Spor yönetiminin ilgili birimindeki yöneticilere bu talebimizi iletelim. Çünkü hoca kendi kafasına göre gelemez. Mutlaka yönetmen izin almak zorunda. Dolayısıyla yönetim kurulunun izniyle kendisinin de kabul etmesi durumunda biz aklımıza takılan soruları hocaya soralım. Bize sosyal medyadan yazan soruları hocamıza soralım. Hocamız da burada açıklasın ki kafalarda herhangi bir soru işareti kalmasın. Ve sıfır problemle önümüzdeki maçlara çıkalım diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi mesaj geldi, hemen bunu da okuyalım. Bu da Antalya Spor Stadyumu'nun altındaki işletmelerle ilgili bir kampanya başlatmış Antalya Spor Kulübü. Takdir veya teşekkür belgesini getirene %50 indirim yapılacakmış. Antalya Stadyumu'nun altındaki işletmelerde bu çağrıyı da bulunalım. İlhami bu konuyu İhsan daha önce bir gündeme getirdi. Oradaki işletmelerin hareketlenmesi, canlanması gerekiyor. Tabii bu oranın sadece maçtan maça yaşayan bir yer değil. Biz o stadın orada yapılmasını isterken yaşayan bir stat istemiştik. Yani şehire bütünleşen yaşayan bir stat istemiştik. Dolayısıyla o arkadaşların da oradaki ve iyi yerler var. Ben kaliteli olarak söylüyorum. Çok kaliteli, çok güzel yerler var. Aynen. Ve iyi de Antalya Spor'lar biliyor musun? Hatta biraz sonra da bir video izleyeceğiz. Evet. Futbol okullarıyla ilgili. Antalyalıların biraz daha destek vermesi lazım. Buradan çağrımızı yapalım. Evet. Şimdi bir mesaj geldi yine. Futbol Adamları Derneği Başkanımız Nurettin Utku bir mesaj yayınlamış. Hani bu dediğiniz konuya istinaden onun da bir beklentisi var. Kendilerine çok müracaat yapılıyormuş bu konuyla ilgili Futbol Adamları Derneği'ne de. Diyor ki Barbaros Okul İdaresi karne hediyesi olarak Antalya Spor armalı atkı hediye etmiş ve öğrenciler bu formalarıyla giriyormuş. Bunu gören özellikle çevre yakın köy ve ilçelerdeki okullar da kendilerine atkı gönderilmesini, bu kampanyaya bunun desteklenmesini istemişler. Burada da mesela şöyle bir şey olabilir diye bir öneride bulunmuş. Bence de çok hoşuma gitti. Tüm STK'lar da bizler de destek verebiliriz gerekirse bu konuda. Bunların hepsi verilebilirse 23 Nisan'da Çocuk Bayramımızda bütün çocuklarımız boyunlarında Antalya Spor atkısıyla ve tüm okullarda ve milli bayrağımız ile birlikte eşliğinde bu etkinliklere katılırsa ben şuna inanıyorum. Antalya Sporluk ruhu çocuklarla başlar. Hatta biraz sonra bir görüntü gelecek. Bir fotoğraf getireceğiz ekrana. Antalya Spor maçına gittim bu hafta. Genç bir çocuk, küçük taraftarımız ağlamaklı bir şekilde kazanamadıklarını söylüyor. Bu sevgili delikanlı inanılmaz derecede üzgün bir ifadeyle. Bana hiç yabancı gelmedi. Evet ya, bunlar pırıl pırıl çocuklar. Bu çocukların mutlu olması babalarını maça getiriyor, dedelerini getiriyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bunların desteklenmesi gerekiyor. Bayağı yakışıklı. Evet, yakışıklı. Şimdi bu konuya girmişken şöyle yapalım. Futbol okulları bahsetmiştiniz ya. Bir de videomuz var. Futbol okullarının yaptığı bir etkinlik. O videoyu da arkadaşlar ekrana getirelim. Futbol okullarının çok güzel bir organizasyon olmuş. İşlerin yoğunluğundan dolayı ben katılamadım. Buradan da özür diliyorum. Evet, bu arkadaşımız gerçekten ekrana getirelim. Atlamayalım. Çok hevesli, kendisi oraya geliyor. Ciddi bir şekilde işletmeler destek veriyorlar. Ben bu işletmelere çok teşekkür ederim. Bir tanesi de bizim Aydın bu döner işi falan yapan bu restoranında yapıyor bu tür şeyleri. Bunlar çok güzel, bunlar büyük güzellikler. Futbol oynayan öğrencilerin aileleriyle birlikte yaptığı bir organizasyon. Ve çok güzel, bir kısa da olsa onu bir izleyelim. İzleyelim. O
Gerçekten çok güzel. Ben izledim, çok hoşuma gitti. Sonra çok da hoşuma gitti. Mümkünse statla devam edelim. Statla devam edelim. Statla ilgili aralar bir takım problemler var. Bu problemlerin konuşulması gerekiyor. O gün konuştuk ya. Erdal abi geçtiğimiz hafta Borat Erzoğlu'nun, Sayın Antalyaspor As Başkanı Borat Erzoğlu'nun katıldığı programda yoktu. Hemen hatırlatalım. Antalyaspor stadyumunu istiyor Erdal abi. Ben de bu konuyla ilgili bir yazı yazdım bu hafta içi. Antalyaspor kendi mabedinde kiracı olmamalı. Ev sahibi olmalı. Söylüyoruz ya, Antalyaspor mabedi, Antalyaspor'un evi. Ya Antalyaspor'un evi de diyoruz ama kiracı pozisyonunda orada. Artık kiracı olmaktan çıkmalı Antalyaspor. Oranın gerçekten sahibi olmalı ve Antalya Stadyumu'nun Antalyaspor'a mutlaka devredilmesi gerekiyor. Şimdi ben bununla ilgili bir takım resmi çalışma yaptım. Hı hı. Ekrana gelinceye kadar istersen onun üzerinden konuşalım, konuşalım. Şimdi dedim ki, geldi mi? Bu stadın devri konusu nasıl hazır olabilir? Mı? Hazır mı? Evet. Evet, hadi verelim o zaman. Tamam, devam edin, devam edin. Devam hocam. Nasıl olabilir diye bir konuşma yaptık ve bunu araştırdık. Şimdi stadın üst kullanım hakkının birçok statlarda hocam, kulüplere... Hocam keseceğim ama video hazırmış. Bekletmeyelim isterseniz videoyu izleyenlerimize. Evet, o videoyu izleyelim. Göğsü kabarıyor değil mi yani? Emeği geçen herkese de. Emeği geçen herkese, başta Aydın olmak üzere bu desteği veren herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah bunun örnekleri artar. İşte bu gençlere ne kadar çoğaltabilirsek, inanın o gençler üşenen, ya bugün de televizyondan maçı izleyeyim diyen büyüklerini maça elinden tutup götürüyorlar. Götüren bir kesim. Kesinlikle. Onun için bunların desteklenmesi lazım. Evet şimdi bu statla ilgili bir araştırma yaptım. Dedim ki yani nasıl, hangi şartlar aranıyor bu stadın üst kullanım hakkının? Biliyorsunuz Antalyaspor Stadı'nın üst kullanım, Antalyaspor Stadı Gençspor İl Müdürlüklerine bağlı. Evet. Onlar kiralamayla Antalyaspor'a veriyorlar. Şimdi burada diyor ki Gençspor Müdürlüğü'nün teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunun 11. maddesinde spor tesisleri veya taşınmazların intifa hakkı, yani üst kullanım hakkı için iki tane koşulda verilebiliyor. Koşulun bir tanesi şu, ilgili kentte Büyükşehir Belediyesi'ne verilebiliyor. Hı hı. Büyükşehir Belediyesi de bu hakkı devredebiliyor. İki, bu kulüpler üçü olimpik olmak kaydıyla 6 tane diğer branşlarda temsil ediyorlarsa, temsil ediliyorsa derneklere de verilebiliyor. Şimdi Antalya Spor Derneği, hı hı, üçü olimpik branşta olmak üzere 6 tane de normal ulusal düzeyde branşta temsil etme yetkisine sahip. Yani eğer istenilirse Antalya Spor Derneği'ne bile üst kullanım hakkı intifak verilebiliyor sistem olarak. Yani tabii ki bu stadın yapısal bir takım problemleri var arkadaşlar. Evet, bu gerçeği var. Bilirim. Geçen televizyon programında da ben, Erdal sen yoktun, şunu söyledim. Statta ciddi anlamda kış döneminde ben ilgili arkadaşlarla da konuştum. Sadece
bu kış kış döneminde şey işiyle, enerjiyle ısıtma çimlerin yükselmesi için aylık harcanan para geçen ay 150-160 bin TL. Bu korkunç bir rakam. Kendi enerjisini üretiyor falan. Maalesef 160 bin lira. Şu andaki bana verilen bilgi. Şimdi bu bilgi çünkü çimler stadın yapılması güneşi tamamı almıyor. Almadığı bölgede ise çim gelişmiyor, aşağıya doğru gitmiyor. Oraya panel konulması gerekiyor. Evet, bu panellerin de maliyeti çok yüksek. Yine Antalyaspor Kulüp Derneği'ne, Antalyaspor yönetimine sordum. Dedim ki bu stadı biz kaça kiraladık? Biz bu stadı yıllık 1 milyon TL her yılda işte üfe tüfe artık neyse artık üfe de kaldırıldı şimdi yasal anlamda tüfeye döndü olay. Artarak gidiyor. Ama bunun dışında da bu stadın 2 milyon lira civarında da yılda kulübe maliyet var. Yani bu stadın yaklaşık olarak maliyeti 3-3,5 milyon gibi bir rakam buluyor. Artık bu rakam da gerçekten çok yüksek. Dolayısıyla daha radikal bir takım işlemlerin yapılabilmesi için Antalya'da bulunan başta valimiz olmak üzere bu konuyu bir incelemelerinde fayda var. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Antalya sporlarından her zaman gurur duyduğumuz, iftihar ettiğimiz Sayın Başkanımızın da bu konuda bir takım şeyleri yapma şansı var. Biz bir kamuoyu oluşması gerekiyor. Bu kamuoyu oluşması neticesinde de bu stadımızın ya Antalya Spor Derneği'ne veya derneğe aktarılmak kaydıyla büyükşehir'e aktarılmasında fayda var diye düşünüyorum. Benim tahminim şu, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, belki de daha kısa bir zaman içerisinde bu statların kulüpleri, şehirleri, belediyeler, önce belediyelere, belediyelerin üzerinden senin anlattığın formüllere kulüplere tahsis edilmesi söz konusu. Çünkü kulüplerin Darboğaz'dan söz konusu için, değil, olması gereken. Olması gereken. Evet. Hayır, öyle bir proje de var. Öyle bir konuşulan bir proje de var. Çünkü kulüplerin genel yapılarını düzeltmek için biliyorsunuz geçen haftalarda bunu işlemedik, konuşmadık devre arası olduğu için Futbol Federasyonu Başkanı ve bankalar geçen hafta kurulu, bu konuyu sen programa yoktun. Konuyu çok uzun konuştuk. Bir araya geldiler. Olması gereken de bu. Çünkü kulüpler batakta batıyorlar ve hiçbir şekilde rentable değil. Gidişatları sürdürülebilir bir ekonomileri yok. Abi, bunu tekrar sağlamak için de bankalar elini taşın altına sokacak. Futbol Federasyonu'nun önderliğinde bir proje geliştirecekler ve kulüpleri bu dar boğazdan çıkartmaya çalışacaklar. Şimdi bunun içerisinde, bu projenin içerisinde sanıyorum statları da kalıcı gelir elde etmek için statları da kulüplere tahsis etmek gibi bir düzen getirecekler diye düşünüyorum. Abi şimdi Antalyaspor burada kiracı. İşte maliyeti İlhan Hocam söyledi yıllık 3 milyon lira. Aylığa vurduğunuz zaman işte yani bu 150-200 bin lirayı belki buluyor, belki aşıyor. Çok ciddi bir maliyet. Bugün Antalyaspor kulüp olarak şöyle bir karar almış olsa ki geçtiğimiz hafta bunu da konuşmuştuk. Bu stadın maliyeti bize çok yüksek. Hadi gidelim üniversite stadyumunda oynayalım. Rektör Bey'le konuşulsa ki iyi bir Antalya sporlu. Aylık 10 bin lira kira verin. Burada oynayın. Zemini de güzel. Bakın belki para bile sıkıntı yok. Yani hani prosedür gereği olsun diye söylüyorum. Dese şimdi Antalya Spor kulübü kabul etse stat ne olacak? Antalya Spor kim kalacak. Oynayacak Antalya Stadyumu'nda? Atıl kalacak. Ya Antalya Spor'dan başka kim oynayabilir? Hiç kimse. Ya ne olacak o stat? Bomboş kalacak öyle. Ya yani biraz insan, bunları düşünmek gerekiyor. Bizim bir olimpiyat stadımız vardır İstanbul'da. Evet. İlhami çok iyi bilir. Rüzgardan evet. Maç oynanmaz. O stat dünyanın parası verilerek yapıldı zamanında. Ve şu anda atıl bir halde duruyor. Şimdi bu kulüplerle yaşar stadlar. Tabii kesinlikle. Antalya Stadı kim olursa, hangi şehir olur, Rize bilmem, hiç fark etmez. Ama o kulüplerle yaşar. Bugün Antalya'nın en büyük spordaki değeri Antalya Spor'dur. Tartışılmaz. Markası Antalya Spor'dur. Bu statta Antalya Spor'a yakışır. Antalya Spor'un burası arenası. Yani doğal olarak da önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Futbol Federasyonu, devlet işbirliği büyük bir ihtimalle bu statların kulüplere devredilmesi gibi bir şey yapılacak diye düşünüyorum. Olması gereken de olması bu. Gereken bence o, belediyelere evet. İlave belediyelerin üzerinden de kulüplere tahsis yapılacak. İnşallah. Şimdi bir diğer konu bu da kent gündeminde çok fazla tartışılıyor. Ama bu konu hakkında çok ciddi anlamda oturulup düşünmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu konu
artık çok ciddi külfet haline gelmeye başladı. Çünkü küçük rakamlar değil. Tabii yani, bunun karşında gelirleri zaten de var. Çünkü senin dediğini şundan yapamıyorsun. İşte neydi, şeye kalkıp gidelim diyemiyorsun. Üniversite sahasında. Çünkü buranın içerisinde 17-18 tane lojalar var. Yok fazla. Kaç yani, 19 tane. Yani kulüplerin üzerinde kulüplerin üzerinde sadece şeyi gideri yok ki. Kulüp gideri yok ki. Tabii. Sen hakemlik yaptın yıllarca üst düzey. Hakemlerin paralarını şeyler şimdi öder. Şimdi federasyona geçti. Gözlemcisi şusu bu eskiden bahsediyor. Yani bunlar daha önce kulüplerin hep üzerindeki yüklerdi. Bunları ne yaptılar zaman içerisinde? Yavaş yavaş kaldırdılar. Eskiden kulüpler dünya para öderdi böyle bu şekilde. Şimdi stat gelirleri. Bunları da yavaş yavaş almak lazım. Evet. Yani şimdi senin söylediğin rakam az bir rakam değil. Aylık kaç para geliyor? Çok ciddi rakam yani. 150 bin lira. 150-200 bin lira civarında. 300 bin liraya gelir. 300 bin liraya mı gelir? Tabii 3 milyon diye konu. 3600'deşen 300 bin liraya gelir. Yıl bazında. İyi para. 8 ay kullanıldığını düşünürsen 400 bin liraya gelir. Tabii ciddi para. Ciddi para. Yani bu sorunun Antalya'da kent gündemine oturması... Şunu yapabilirsin. Bak aklıma geldi şimdi. Federasyon nezdinde dersin ki ben senden bu para almıyorum ama tesis yap, altyapına dersin. Evet. Bu parayı tesis harcarsın. Yani mutlaka yani. Bu konuda bu kadar statları yapan hükümetin bu konuda mutlaka alternatif çözümünü üreteceğine inanıyorum. Ama bu konu Antalya Spor'un burada bu stat yapılan... Bu stad için yapanlara Allah razı olsun. Antalya çok güzel bir stada kavuşturdular. Gurur duyuyoruz oraya gittiğimiz zaman ama yük olmaktan çıkıp Antalya Spor'a kazanç sağlayan bir meta haline gelmesi. Ama yapısal anlamda da bir sıkıntı var. Sanki orada güneşi hesaplayamama gibi. Bir başka ışığı hesaplayamama gibi bir sistem var. Ben de orada üzülüyorum o çimlerin bir kısmı. Maalesef ne yaparlarsa yapsınlar. Gene de sağ, gene var. Bozuk, gene kötü. Şimdi ben mesela ilk sorum şey oldu başkana. Dedim ki sizi bir konuda çok ciddi eleştiriyorum dedim. Eleştirmeye devam da edeceğim dedim. Hayır mı dedi, ne oldu yine dedi başkan dedi. Dedim ki store mağazasını hala harekete geçiremediniz. Stadın altındaki. Stadın altında evet. Store ve oraya müze şeklinde aldıracak. İşte gidiyoruz 3 büyükler, 4 büyükler diye bahsettiğimiz takımların şeylerine gidiyoruz. Veya Anadolu'da bazı takımların da yine aynı şekilde var. İçeriye gidiyorsunuz futbolcuların resimleri, fotoğrafları, şeyleri, görselleri falanla içeride onlarca çeşit malzeme ama ben dün bir iş merkezinin önünde bir store arabasını gördüm. Saydım 1 2 3 4 5 6 tane forma vardı sadece. Sadece 6 forma. Oraya da kocaman bir araba koymuşuz. Satışa sunuyor 6 çeşit. Bu kabul edilebilir bir şey değil dedim. Bu Antalya'ya yakışmıyor. Sizin vizyonunuza da yakışmıyor Sayın Başkan dedim. Başkan dedi ki bu konuyu dedi kanal ve ekranlarından açıklayabilirsiniz dedi. En kısa zamanda bu konuda çalışmaları bitirdik, harekete geçiyoruz dedi. Bugün Bora Terzioğlu ile konuştum. Bora Terzioğlu ile de çalışmaların tamamen bittiğini önümüzdeki günlerde Antalya'ya ve Antalya Spor'a yakışır bu alanın dizayn edilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü derneğin Antalya Spor AŞ'nin görevi olmayabilir ama Antalya Spor Derneği'nin başkanıysa Antalya Spor AŞ'nin başkanı onun öncelikli görevleri arasında gelir. Çünkü biz burada başkanın Antalya Spor Derneği başkanı olmaması konusunda çekinceye koyarken tam da bu noktada çekinceyi koymuştuk. Bundan dolayı söyledik. Yoksa onun Antalya Spor AŞ'yi teslim ettiğimiz bir başkanın Antalya Spor Derneği layıkıyla veya aynı zamanda vakfı da layıkıyla yöneteceğinden bir şüphemiz yoktu. Öyle mi Erdal? Dündar abi duymasın. Yani artık Dündar abi de herhalde yakında başkana yol açar o konuda ya. Açar açar. Neyse vakıf bonusu konusu uzun konu. Onu vakıf konusunu Bora söz verdi. Bir toplantıda sırf vakıfla ilgili bir şey yapacağız. Çünkü vakıf konusu hakikaten vakfedilecek bir konu haline geldi Antalya'da. İlhami Hocam'ın kanayan yarası vakıf. Yani hayır ben şurada Erdal şu söz. İlhami vakıflara çok düşündüm. Erdal şuradan çok takıldım. Bana o gün açıklamada çok kaliteli, Antalya'yı çok iyi temsil edebilecek bu kadar arkadaş var. Yani 50. 50 kişi yani Antalya'da 50 kişi mi? O bir sürçü lisan olmuş yani. O ısrarla bunu söylememize rağmen bu yine devam etti ve kilolarca altınla bu işe girildiği söylendi zamanında. Aynı şartlarda beklenti içerisinde girildiği söylendi. Kesinlikle vakıf konusu Antalya'nın en büyük kangrenidir. Vakıf konusunun kesinlikle daha çok halka açılması, Antalya'ya açılması gerekir. Antalya Spor Derneği'nin de Antalya'da yaşayan, Antalya Spor'u içinde ve ruhunda yaşayan daha geniş kitle tarafından bir bilirkişi,
danışma meclisi gibi kullanılması fikrini hala savunuyorum. Ben de diyorum ki Haziran'da yapılacak bir seçimimiz var biliyorsun. Bu yapılan olağanüstüydü. Olağan seçimde inanıyorum başkan bu kapıyı açacaktır diye beklentim var, düşünüyorum. Evet, diyelim ve vakıf konusunu kapatalım. Buradan da Dündar Başkan'a selamlarımızı iletelim. İyi Antalya Sporlu'dur Dündar Başkan da. Kırılmasın. Ama kırmak değil dediğimiz, o da Antalya Spor'un daha iyi ehil eller tarafından yönetilmesini alkışlar. Büyüklerimize saygısızlık yapmayız. Evet. Şimdi benzin istasyonu alanı. Nereye geleceğiz diye düşünüyordum. Vakıfı konuşurken benzin istasyonu alanı. Şimdi Antalya Spor'da gelir getirici projeler üretilmesi gerekiyor ki bu geçtiğimiz dönemden, Cihan Başkan döneminden başladı ve bu dönemde devam ediyor aynı projeler. Ama hala nedense kent gündeminde böyle çok fazla tartışılıyor bu konu. Yani mecliste tartışılıyor, sosyal medyada tartışılıyor, sokağa iniyorsunuz tartışılıyor. Ve öyle bir şey ki yani, şimdi Antalya Spor siyaset üstü bir kurum. Yani biz hiçbir zaman siyaset yapmadık, yapmayız da. Bizim işimiz Antalya Spor'un menfaatleri. Kesinlikle. Ama öyle bir şey noktaya geliyor ki iş böyle partilerin dahil olduğu tartışma haline geliyor. Mesela herkes böyle bir tarafından çekiyor Antalya Spor'u. Bu da Antalya Spor'a zarar veriyor. Şimdi geçtiğimiz dönem bir benzin istasyonu satışından Antalya Spor ciddi anlamda bir gelir elde etti. Ama bakıyorsunuz hala onu kaşıyan ama o konuda Antalya'da insanlar var. Ama tamam da o konuda örneğin ben bundan bir saat önce bir yerde tesadüfen Ali Yalçın ve o işi takip eden ekiple konuştum. Evet. Hala o ekiple ilgili verilen sözlerin yerine getirilmemesinden büyük bir rahatsızlık var. Bu arkadaşlara bir takım sözler verilmiş, bir takım taahhütlerde bulunmuş ve bu taahhütler yerine getirilmemiş ve çok ciddi iddialar var. Dolayısıyla artık bu konunun da kökünden ortadan kalkması gerekiyor. Onun da kalkması gerekiyor. Tabii ama bununla ilgili de bir taraftan da aldığımız duyumlar yürütmenin durdurulması, o kararın geriye alınması dava konusunda, açılması. Dava açılması konusunda odaların bir takım hamlelerin olduğunu duyuyoruz. Evet. Bu çok zarar verir. Ki sözleşme protokolde de benim bildiğim dava söz konusu olursa Antalya Spor para iadesi yapmak durumunda bile kalabilir. Şimdi Antalya Spor'lardan para almış ciddi insan, anlamda. Ki böyle bir dönemde düşünebiliyor musun? Antalya Spor hakikaten siyaseti alet edilmemesi lazım. Tamamen siyaset üstü bir kurum. Dediğim gibi Antalya'nın markası Antalya Spor. Bu konuda çok özen göstermemiz lazım hepimizin. Dolayısıyla siyasilerin de Antalya Spor'a bakış açısı, hiçbir zaman Antalya Spor'u bir Antalya kentinin markası olarak görsünler. Hiçbir zaman kendileriyle ilgili bir bağlantı kurmasınlar. Dediğim gibi siyaset üstüdür Antalya Spor. Her partiden insan o şeyin içerisinde, kurumun içerisinde vardır. A, B, C hiç fark etmez. Tabii. Ama bizim oradaki tek şeyimiz Antalya Spor'un menfaatini korumak. Kesinlikle. Yıllardır söylediğimiz, altını çizerek bahsettiğimiz, işte her platformda konuştuğumuz Antalya Spor'un kalıcı şahıslara değil de kalıcı gelirlerle sürdürülebilir ekonomisini yakalaması, kendi kendini idare eden bir ekonomiye kavuşması. Bütün kulüplerin hassas noktaları. Antalya Spor da bunlardan bir tanesi. Demin evet federasyon, ben üstüne basa basa haftalarca burada söyledim hatırlarsanız. Avrupalı bunu yapıyor, UEFA bunu yapıyor da bizim federasyonumuz niye yapmıyor bu uygulamayı? Bizim vergi dairesi, SGK'cılar gelip bizi kontrol ederken, defterlerimize bakarken niye kulüpler başıboş bırakılıyor dediğimiz noktaya geldiler şimdi. Şimdi o zaman kulüplerin de artık, ben Ali Şafak Başkan'la İlhami ile beraber sohbet ederken cenazede, İsmail'in babasının cenazesinde hoşuma giden, başkana bu anlamda bir kere teşekkür ederim. Antalya Spor'a bir şey kazandırmanın veya bir şey kazandıracak olmanın bir heyecanı var, bir hevesi var. Bu çok önemli bir şey. Biz Antalya Spor'a kim bir şey kazandırmışsa onu binlerce kez teşekkür ederek onurlandırırız. Yani bu bizim Antalya Spor'luk görevimiz. O istasyonun, bahsedilen yerdeki istasyonun, Antalya Spor'un hiçbir zaman el değiştirmeyeceğini, kimseye verilmeyeceğini, orada Antalya Spor'a sürekli gelir sağlayan bir Antalya Spor'a ait bir işletme olarak devam edeceğini. Bu ikinci projeden bahsediyorsun. İkinci projeden bahsediyorum. Söyledim ki bu benim çok hoşuma gitti. Hiçbir zaman ticari, Antalya Spor bir yanlış şirket ama hiçbir zaman ticari bir şey değil ama kalıcı olarak Antalya Spor'a gelir sağlayacak bir takım şeylerin yapılması, önünün açılması lazım. Zamanında bu treni kaçırdık.
Antalya bunun için çok müsaitti. Önem ilave. Antalya'dan geldiler dağlar taşlar. Hı hı. Hiç alakasız insanlar Antalya'da yer yurt sahibi oldular tahsislerden. Ve Antalya Spor burada ıskalandı. Antalya'nın markası ıskalandı. Halbuki bu treni kaçırmamamız gerekiyordu. Oldu kaçtı. Ama şimdi yapılmış hatalardan, geriye dönük yanlışlardan ders alarak bundan sonra Antalya Spor artık kalıcı bir bu yönetimle, Ali Şafak Başkan'la ve onun arkadaşlarıyla, bizlerin de destekleriyle hep beraber kalıcı, gelir getirici, Antalya Spor'un kişilerden veyahut da ekonomik sıkıntılardan kurtulacak bir sisteme oturtması için mücadele etmemiz lazım. 5 yıllık plan içerisinde. Bunun için zaten tam da senin dediğinle ilgili sevgili Erdoğan, iki tane bir elimizde bizim idari... Orada bağlayayım lafımı, İlhami devam et. Burada kimsenin Antalya Spor'un bunu, menfaatini başka yerlere çekmemesini herkesten rica ediyorum. Bu siyasi bir partide olabilir, siyasi düşünceler de olabilir ama kim olursa olsun Antalya Spor'u bu konuda muaf tutsunlar. Evet İlhan. Şimdi tabii ki Antalya Spor'un bir idari saha, altyapı ile ve amatör sporlarla ilgili, yani derneğin faaliyetlerle ilgili bir harcamaları var. Bir de üst yapının harcamaları var. Şimdi bu birinci aşamayı en azından yük olmaktan çıkarmak, işte döşeme altındaki tesisler, buradaki stat, altyapılar, bunları çıkarabilmek için bunun Antalya Spor'un profesyonel yapısıyla bağının kopması gerekiyor. Bunun için iki tane güzel, elimizde üç tane proje geldi bununla ilgili. Birinci proje moloz döküm alanıydı. Burada ciddi bir yol kat edilmiş, aldığımız bilgiler doğrusunda artık buradan, yani çok olmasa da artık bir akar girdi, başlamış. İkinciyi ekonomik sıkıntılar nedeniyle kaybettik. Satıldı biliyorsunuz bir petrol istasyonu yeri ve bu para o zaman bir boşluğu kapattı. Belki o günün konjonktüründe de bunun yapılması gerekirdi. Ancak üçüncü şu anda planlanan yer, mevcut yer, şehrin merkezindeki olan yer ile ilgili tartışmalar hala devam ederken, geçen hafta Antalyaspor As Başkanı Bora Terzioğlu'nun açıklamaları bir nebze insanları sakinleşmeye, daha sakin düşünmeye ve bu konuyu birazcık daha irdelemeye getirdi. Son aldığım bilgi şu, bu konuda hızlı yol almışlar. Geçen hafta bize demişti ki biz bunu kiralama yöntemiyle Antalyaspor'a gelir getiren bir irat kaydetmek istiyoruz demişti. Ama o yayın inanılmaz bir ses getirdi. Hem muhalefet edenler tarafından hem desteklenenler tarafından ilgiyle izlendi ve takibi üzerine konuşmalar yapıldı. Antalyaspor yönetimi bununla ilgili çok acil bir toplantı yapıyor. Toplantının neticesinde kiralama konusundan da vazgeçiyorlar. Şimdi artık kendi içinde burayı dernek vasıtasıyla işletme kararı alıyorlar. Sana hemen bir şey söyleyeceğim. Buradan ilerleyelim. Yani bir benzin istasyonu altı içerisindeki sosyal... İlhami, Antalyaspor'un başında kim var? Çok büyük Ali Şafak, bir petrol şirketi. Çok büyük petrol şirketinin sahibi var. Yönetiminde de ağırlıkta şimdi, bu sektör şimdi var. Şimdi bakın arkadaşlar. Antalyaspor'un 5 tane istasyon sahibi olması için birinci hedef ne? Birinci 5 tane istasyon Antalyaspor'un sahibi olduğunu hesaplayalım. 5 tane istasyonun yer birinci olması gereken şey, tahsis edilecek yer. Antalya Spor böyle bahsettiğimiz Antalya markası bir yer için, kulüp için, takım için 5 tane yer tahsis etmek çok mu zor Antalya'da? Böyle bir başkan yakalamışsın. Böyle büyük bir petrol şirketinin sahibi. Çünkü petrol şirketleri böyle arazi gösterdiğin zaman arazilere kendileri yapıyorlar tesislerini. Şimdi gelir nedir bilmem bir istasyonun. O benim işim değil. Ama ciddi bir şey olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan. Antalya Spor'un 5 tane, 6 tane istasyonu olsa ne olur? Ne kaybedersin? İşte sevgiler de tam da bu noktada zaten tartışma devam konusu. Yani kiralama yöntemi yani Antalya Spor'un geleceğini kurtarma adına kiralama veya Antalya Spor tarafından işletilmesi konusuna insanlar biraz daha sıcak bakıyorlar. Abi ben işletmem Antalya Spor olarak da sana veririm kiraya. Kiraya bak. Para, ama, Antalya Spor'a para gelmesi değil mi amaç? Ama zaten buradaki ilk
anlaşılmazlık konusu. Antalyaspor işte buradaki Antalyaspor yönetiminin de ki başkan bu konuda kendimizi iyi ifade edemedik. Biz de hatalıyız diye çok açık bir şeyde bulundu, itirafta bulundu. İyi anlatılamadığı için burası da tıpkı ilk istasyonda olduğu gibi satılıp gelecekle ilgili hiçbir şeyin yapılmaması konusuna itirazlar vardı. Günü kurtarma. Bu, evet, günü kurtarma. Onun için buna bir tepki vardı. Bu tepki bu açıklamalardan sonra daha minimal hale geldi. İnanıyorum. Biraz daha büyütelim projeyi. Biraz daha büyütelim projeyi. Bu istişareler devam edecek. Tabii ki bu istişareler devam edecek. Burada ifade etmede bir takım sıkıntılar vardı. Artık istişare edilebilir hale geldik. Antalyaspor'un hakikaten büyük bir şansı var. Bugün sevgili Erdal'ın biraz önce söylediği gibi büyükşehir, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Antalyasporlu tartışılmaz. Ümit Ünsal'ın Antalyaspor için ilk organizasyonda yaptıkları, dönemin başkanının Ümit Uysal'la yanına giderek hala bugün gibi Hakan bunları Ekici'nin okuduk. Nasıl bir Antalyasporlu olduğunu yani, görmedik mi gittiğimizde? Evet. Dolayısıyla yani buradaki Hakan Başkan, yani Antalya'daki tüm belediye başkanlarının çok büyük bir sempatisi var. İl, ilçe dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı sempatisini mesela konuşmaya gerek yok. Her şeyi gibi. Doğu Çevre Yolu açılacak. Batı Çevre Yolu açıldı. Buralardan Antalyaspor'a bir tahsis et. Tahsis ama yapalım. Ben de şeye karşıyım. Satılmasına karşıyım. Bunların kiralama veya işletilmesi konusuyla Antalyaspor'a daha akıcı bir gelir sağlanması, uzun vadede yapılması gerekiyor. Yoksa yönetime gel abicim, Antalyaspor her yerden bir tane istasyon alsın, 50 milyon 60 bin iki tane futbolcuya ver, oynamadan kalksınlar gitsinler. Tabii. Bunu da olmaz. Çok akılcı görmüyorum. Çünkü bunu kesinlikle yapan insanlar bunun ceremesini çekmiyorlar. Orada yaşayan insanlar niye çeksin? Oradaki girişimcilerin hakları niye zayi olsun diye söylüyorum. Ve bu sistemi bir nebze kabul edilebilir ve desteklenir görüyorum. Evet, kapanışı yapacağız. Programımızın sonuna geldik ama bugün Antalyaspor taraftarlarından bir telefon geldi bana. Onların da bazı sıkıntıları var, serzenişleri var. Onları da dile getirelim buradan. O konuya da değinelim, çağrıda bulunalım. Şimdi maçtan çıktıktan sonra Güney Kale arkasından, tabii turnikelerden geçerken kalabalık geçiyorsunuz, dar turnikeler. İnsanlar itip kakışıyor. Yani bunları yıllarca Atatürk Stadyumu'nda yaşadık. Evet. İtip kakışma çok doğal bir şey. Orada Antalyaspor kale arkası taraftarlarından birisi sanırım, belki birisi arkadan itince daha sert çarpmış olabilir. Çarptığı kişi de polismiş, sivil polis. Tabii polis olduğunu bilmediği için biraz serzenişte bulunmuş. Sert serzenişte. Kendisi de işte dönmüş, ya dikkat etsene falan derken olay büyümüş. Hatta iddia şu, silahı çıkartıp havaya ateş açtığı da söyleniyor. Şimdi bu konuda karşılıklı bu iş şikayette bulunmuşlar ve iş artık hani adli konuma gelmiş. Ben sadece ricam şu, biz Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor taraftarının her hafta burada ne kadar örnek bir taraftar olduğunu söylüyoruz. İşte kesinlikle, kadınları, kesinlikle, bayanları, çocuklarımızı maçlara getiriyoruz. Ben biraz daha sağduyulu olmaya çağırıyorum herkesi. Hem taraftarlarımızı hem de emniyet güçlerini. Çünkü böyle de bir serzenişte bulunuyorlar. Yani çok sert davranıyorlar bize. Hem maçlara girişte hem çıkışta şeklinde. Münferit bir olay değilse bu söylediğini mutlaka emniyet teşkilatı şey yapar. Mutlaka bir soruşturma başlatacaktır. Başlatacaktır. Yani ben de ona inanıyorum. Maçta görevli olan, çünkü polislerden sorumlu olan emniyet müdürü bu konuda son derece duyarlı, sempatik, insan ilişkileri. Yani etrafımızda çocuklar, bayanlar vardı. Evet, çok etkili. İnanıyorum bu konuda. Öyle bir yerde silahla tabii herhangi bir şey. Konuda da sosyal medyadan da çağrıda da bulunmuşlar. Benden de rica ettiler. Ben de buradan dile getiriyorum. Evet, programımızın sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Erdal gelince daha hızlı gidiyor değil mi program? Çok güzel oluyor. Ama çok çok bizi kanal ve ekrandaki izleyicileri televizyonda çok yalnız bırakıyor. Aynen, yalnız bırakıyor. İlhan Hocam iyi ki söyledin. Sarı kart. Zaten iki hafta zaten yanında. Ara vermiştik. Lige verilen arada Erdal abiyi göremedik. Sonrasında gelmedi. Öncesinde gelmedi. Kardeşimin kolu kırıldı. Olay da geçmiş olsun. Bu arada geçmiş olsun. Öncelikle çok teşekkür ederim. Öncelikle izleyicilerimizden çok özür dilerim. Zaman zaman suratı basılıyor. Çok ciddi anlamda canım yanıyor. Bir kırık var kolumda. Sağ geçmiş sol olsun. Sol kolumda. Ağrı kesiciler falan da bazen kifayetsiz kalıyor. Belli etmemeye çalışıyorum ama ciddi bir ağrısı var. Öyle havalar da soğuk gidince böyle ağrıyor. Onun için özür dilerim. Eğer bir yüzümdeki ifade
olumsuzsa çok belli etmemeye çalıştım ama size de teşekkür ederim ayrıca. Ama ben de mümkün olduğunda sizin aranızda olmaktan büyük keyif alıyorum. Özlüyoruz her zaman. Bizim programlarımız her zaman hakikaten eyvallah. çok evet. güzel, klas geçiyor, iyi geçiyor. İzleyicilere iyi akşamlar dileyelim. Haftaya evet. görüşmek üzere. Evet, ben de buradan bir selam göndererek programı kapatacağım. Söz verdim, 2 hafta unuttum selam göndermeyi. O yüzden Mehmet Çan, Mehmet amcaya selamlarımı gönderiyorum buradan. İyi akşamlar diliyorum kendisine de. 2 haftadır benden selam bekliyor. Söyledi mutlaka bana selam gönder. Unuttum 2 haftadır, kusura bakmasın. Yoğunluktan canlı yayın telaşı derken unuttuk ama bu hafta selamlarımı iletiyorum kendisine. Ellerinden öpüyorum. Evet, bu haftalık programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar. Antalyaspor taraftarlarının sunduğu Spor Aktif sona erdi.